Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Ayetül Kübra, kainattan Halık'ını soran bin seyyahın müşahedatıdır. Tusebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Velakin tefkahûne tesbihahum innehu kâne halîmen gafûrâ. Bu ikinci makam, bu ayet-i muazzamayı tefsir etmekle beraber tay edilen Arabi birinci makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder. Baştaki ifade çok manidar. Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedasıdır. Aslında kim bu seyyah? Bu seyyah üstadımız kendisi. Bütün kainatı fikren, aklen, kalben seyahat etmiş. Cenab-ı Hakk'ın rahmet eserlerini, kudret mucizelerini temaşa ve tefekkür etmiş. Onun da Rabbini tanımış. Fakat burada bir meslekten bahsediyor. Şimdi hepimizin mesleği var değil mi? Kimisi işte fırıncı, kimisi ayakkabıcı, kimisi şu, kimisi bu. Fakat hepimizin dünyaya gönderilişteki bir ortak mesleği var ki, bu meslek ise burada ifade edilen meslek. Kainattan Halık'ını soran bir seyyah. Bizim yaratılış gayemiz, Cenab-ı Hak tarafından bize yüklenen vazife, meslek buymuş. Kainattan Halık'ını soran bir seyyah. Yani bunun için yaratılmışız. Varlık gayemiz buymuş. Ha, biz nasıl kainattan Halık'ımızı soracağız? Bilmiyoruz ki kainat kitabını okumayı. O halde Kur'an bizi çağırıyor. Gel diyor. Bütün kainatı yaprak yaprak, sayfa sayfa, alem alem, devir devir gezip sana diyor Kur'an diliyle kainat nasıl okunur? Kur'an bakışıyla alem nasıl tefekkür edilir? Kainattaki bu karma karışık ve bilinmez vaziyet nasıl çözülür? Sana öğreteceğim diyor. İşte şu Risale-i Nur, özellikle mesela şu Ayet-ül Kübra, başka yerde ifade ediyor, diyor ki Ayet-ül Kübra güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin edebilir diyor. Allah Allah. Yani mum gibi değil, üflemekle söndürülebilecek bir şey değil. Bütün insanlar beraber üflese güneşe bir halt edemezler. Bütün şeytanlar, bütün insi ve cinni şeytanlar beraber vesvese verse şu Ayet-ül Kübra'daki Kur'an hakikatlerinden ders alan bir insanı zerre kadar şüpheye veya vesveseye düşüremez. Adeta Miraç'ın bir gölgesi, değil mi? Miraç demek terakki etmek, yükselmek. Kainattaki sanatı ilahi tefekkür ede ede ruhen Cenab-ı Hakk'a terakki etmek, ona yükselmek, onu tanımanın adeta uygulamalı dersi. Bu ikinci makam, bu ayet-i muazzamayı tefsir etmekle beraber tay edilen Arabi birinci makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder şöyle ki, bu ayet-i muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye bu kainat Halık'ını bildirmek cihetinde her vakit herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği en parlak bir sayfayı tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden, en başta ona başlamak muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki, gayet keremkârane bir ziyafetgâh ve gayet sanatkârane bir teşhirgâh ve gayet haşmetkârane bir ordugâh ve talimgâh ve gayet hayretkârane ve şevkengizane bir seyrangâh ve temaşagâh ve gayet manidârane ve hikmetperverane bir mütalâgâh olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken, en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür, bana bak, aradığını sana bildireceğim der, o da bakar, görür ki. Demek ki Cenab-ı Hak insanı
arar vaziyette yaratmış. Kainatı da değil mi? Cenab-ı Hakk'ı ilan eder vaziyette yaratmış. İnsana merak diye bir duygu vermiş. İnsan akıl sistemi sanatı gördüğü zaman hemen sanatkarı düşünüyor. Ortada bir sanat görünce hemen ne diyor? Kim yapmış bunu? Fıtratta var. Ta ki kainattaki sanat-ı ilahiyi hemen müşahede ettiğinde kim yapmış deyip de hemen ona intikal etsin, onu tanımaya çalışsın, hemen ona muhatap olsun, sanattan sanatkara geçebilsin diye. Ha. Şimdi 93'ü açın abi, 93'ten. Sonra o seyahat-ı fikriye alışan o mütefekkir misafire küre-i arz lisan-ı haliyle diyor ki şimdi işaret-i ricazda bir ifade var, diyor ki kulaktaki zar nuru iman ile nurlanırsa kainattan yükselen manevi sesleri ve nidaları duyar. Yani manevi ses ne demek? Manevi ses şu. Maddeten kulağımız bir ses duymuyor. Fakat manen, aklen, kalben, ruhen inanıyoruz ki o sesi, o sadayı her haliyle haykırıyor. Yani dilencinin bir tanesi elini açar, ver der. Diğeri de elini açmış ama ver demiyor. Boynunu bükmüş bekliyor. İkisi de ver diyor. Birisi lisan-ı kaliyle, yani diliyle ver diyor. Diğeri de lisan-ı haliyle, duruşuyla, oturuşuyla, boynunu bükmesiyle, gariban haliyle ver, muhtacım ben diyor. Ha, lisan-ı hal buna deniyor. Bütün kainatı Cenab-ı Hak lisan-ı haliyle konuşturuyor. Ha, lisan-ı haliyle zikredenler de var. Ama bütün kainatın ortak dili lisan-ı kalle konuşmasıymış. Demek kulaktaki zar iman nuruyla nurlanınca bütün kainattan yükselen manevi nidaları, manevi sesleri, yani lisan-ı haliyle yapılan zikirleri duyar. Hatta başka bir yerde diyor ki kainattaki bütün harekat, bütün tenevvüat, tebeddülat, kainatın sessiz bir konuşmasıdır. Sessizler var ya, bu İşitme engelliler. Onların dersine katılmışsınızdır, görmüşsünüzdür. Hiç ses yok. Ders yapıyorlar. Neyle? Şekiller, hareketler, devirler, böyle devamlı hareket ediyor. Karşıdaki adam onun ne ifade ettiğini şakır şakır anlıyor. Onların dilini bildiği için onun her hareketinden bir mana çıkarıyor. Aynı kainat da öyleymiş. Kainatın dilini bilen kainattaki her hareketten, alemdeki her vaziyetten bir mana çıkarır. O manayla kainatın ilan ettiği Esma-i Rabbaniye'yi idrak edip imanını kuvvetlendirir. Yani o kadar izah edilmiş ki, o kadar şey yapılmış ki, İmam Ali radıyallahu anh demiş ki, adeta yani onun aleminde perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmiş. Yani öyle bir iman mertebesine ulaşmış ki, daha gayb perdesi açılsa, yani Allah'ı görse, peygamberi görse, yani ahireti görse, cenneti görse, cehennemi görse, görerek iman etse imanım artmayacak diyor. Yani demek ki şu Kur'an'ın verdiği derse hakkıyla muhatap olsa insan, görmekten de daha ileri derecede değil mi, büyük bir iman mertebesini elde edecek. Üstadımız başka bir yerde diyor ki, imanı bil gayb, İmanı bil şuhuttan üstündür diyor. Gayba olan iman, görünen bir şey olan imandan daha üstündür. Garip. Ya adam görüyor. Gördüğünden daha ileri nasıl olur ki? Öyle değilmiş. Gayba iman. Aklen, mantıken, kalben. Çünkü orada mesela diyelim göz yanılması diye bir şey var, olabilir. Yanlış görmüştür. Gözü tam görmüyordur. Fakat İki kere iki dört eder gibi akli, mantıki delillerle ortaya konulduğu zaman o ispat, o delil görmekten daha ileri derecede bir iman mertebesini ortaya koyuyor. Bütün kainat aslında her an, her haliyle,
her hareketiyle Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini hem ispat ediyor hem de Cenab-ı Hakk'ı bize tarif ediyor. Sonra o seyahat-ı fikriye alışan o mütefekkir misafire. Burası önemli. Demek ki seyahat-ı fikriye alışmak gerekiyor. Mütefekkir olmanın formülü bu. Yani fikren seyahat etmeye. Fikren nerede seyahat edeceğiz? Yani bütün alemi gezmeye gerek yok. Cenab-ı Hak bize iki tane göz takmış. Bunlar devamlı arşiv yapıyor. Devamlı çektiklerini arşive atıyor. Hard diskte devamlı biriktiriyor. Kaç tane bahar yaşadık? Kaç tane manzara gördük? Değil mi? Kaç tane sanat-ı ilahiyeyi bu gözler fotoğraf çekti? Arşivde hepsi var. Fikren seyahat etme. Diyor ki aklına bin, hafızandaki ve hayalindeki o uçsuz bucaksız sahrada, geçmiş senelerde, geçmiş değil mi alemlerde gez, gezebildiğin kadar fikren seyahate alışmam. Yoksa insan bedenen, cismen seyahat ediyor. 80-100 kiloluk cesedi gezdiriyor. Fakat 80-100 kilo deyince Esat abi biraz daha yükselt diyor. Neyse bilmiyorum artık biz. 80 küsür. 80-100 kiloluk cesedi şimdi gezdiriyor. Fakat fikren seyahat edemediği için sadece hayvan gibi değil mi? Cesedi gezdirmiş oluyor. Ha, fikren seyahat etmek. Mütefekkir misafir. Şuradaki mana çok önemli. Bak, ifadeye bakın abi. O seyahat-ı fikriyeye alışan. Yani ben durdum bir yerde, ya şimdi biraz böyle tefekkür edeyim hadi. Durun da biraz tefekkür edelim. Böyle olmaz. Şu iman hakikatlerle devamlı meşgul ola ola, devamlı sanattan sanatkara intikal ede ede, devamlı eşyayı görünce onun arkasında yaratıcının isimlerini, sıfatlarını göre göre insanın nazarı, fikri, aklı devamlı bu idmanı yapa 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 artık baktığı her sanattan hemen sanatkara intikal edecek. O zaman tefekkür etmek için, ibadet etmek için, tevhid dersi için ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Gözlerinizi açtığınız zaman zaten hemen otomatik olarak sizin aleminiz tefekkür moduna geçti. Bakışlar devamlı tefekkür oldu. Devamlı bakışlar ne yaptı? Kainattan iman ve ibret ballarını alıp kalpte petekleri örmeye başladı. Ha, o zaman demek ki şu Risale-i Nurlar bizi ibadetin en yüksek kısmında bir saati bir sene ibadetten, nafile ibadetten daha efdal olan tefekkür ve marifetullah ibadetinde devamlı bir şekilde sabit kılıyor. Allah şimdi insanın aleminde hep şu mana, devamlı canlı kalıyor. Adeta ruhuna hayat pompalıyor bak, kalp gibi. İman hakikatleri. O zaman her şeyi ibadet oluyor insanın. Allah Allah. Yani biz şimdi mesela günlük işlerimize ara verip ara sıra ibadet ediyoruz. O zaman insan ibadetlerine ara verip de ara sıra günlük işlerine bakmış oluyor. İşte bile çalışsa. Yani şu iman dersi insana devamlı sanattan sanatkara intikal etmeyi öğrettiği için sadece öğretmek değil bu. Bir de devamlı idman. İdman, 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 uygulama, uygulama, uygulama. Artık otomatik olarak hemen bakışlar ne yapıyor? Her baktığından ona intikal ediyor. O zaman insan demek ki ihlası kaybetmiyor. O zaman devamlı ihlas modunda. İhlas sayesinde bir ifade var. İhlası kazanmanın iki yolundan bahsediyor. İhlas sayesini ezberlemek, şu bu falan demiyor. Bak, iki yolundan bahsediyor. Birincisi rabıta-i mert. Yani devamlı ölümle irtibat halinde olmak, devamlı kendi ölümünü hatırlamak. Çünkü kabrin öbür tarafında riyakarlık yaptığın, rızasını kazanmaya çalıştığın, iltifatına layık olmaya çalıştığın insanların hiçbir tesiri yok. O halde yalnız Allah'ın rızasını kazan. İkincisi de diyor ki, tefekkür-i imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp, Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır nazır olduğunu düşünüp onun huzurunda başkalara bakmak
ve medet aramak o huzurun edebine muhalif olduğundan ihlası kazanır. O zaman her an Allah'la olmak, her an onun huzurunda olmak, ha, onun değil mi nazarı altında olduğunun farkına varmak, o zaman hiç insan kimseye yaranmaya, kimseye iltifat etme, kimsenin iltifatını kazanmaya, değil mi kimseye riyakarlık yapmaya teşebbüs eder mi? Her şey onda bitiyorsa, her şeyin anahtarı ondaysa, o zaman kapısı dövülecek tek merci odur. Ama insan demek onu unuttuğu zaman, gaflete düştüğünde, o zaman gidip başkalarının kapısında buluyor kendini. Sebeplerin arasında adeta şamar oğlanı gibi, o vuruyor, o vuruyor. Niye onların kapısında Cenab-ı Hak ne yapıyor onu? Kendi huzurunda, başkasının kapısında görünce bizi. Değil mi? Şimdi padişah, huzuruna çıktık padişahın. Girdik huzuruna. Orada vezirin elini öpmeye çalışıyoruz. Veya diyelim oradaki muhafızlara yaranmaya çalışıyoruz. Padişah ne yapar? Tiksinir bizden, nefret eder. Burada eli öpülecek bir merci varsa o da benim der. Yaranmaya çalışılacak bir merci varsa o da benim. Sen nasıl benim huzurumda başkalarını tanırsın? Diye huzurundan tard eder, kovar. Demek biz fikren şirke girmesek de bazen kalben veya fiilen şirke giriyoruz fakat farkında değiliz. Şirki hafî, gizli şirk. Onun huzurunda başkalarının önünde eğilmek. Ha, şu iman dersi devamlı huzur makamına bizi çıkardığı için inşallah, devamlı onun hazır nazır olduğunu, her bakışımızdan ona intikal ederek onun huzurunda bizi tuttuğu için, ha, bu şirkten Allah muhafaza, onun huzurunda başkalarının önünde eğilmekten bizi muhafaza ediyor. Ha, demek tam manasıyla bir tevhid dersi. Sonra o seyahat-ı fikriye alışan o mütefekkir misafire, küre-i arz lisan haliyle diyor ki, gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel, ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sayfelerimi oku. O da bakar, görür ki. Arz, dünyamız, meczup bir mevlevi gibi iki hareketiyle. Niye meczup bir mevlevi diyor? Cenab-ı Hakk'ın hangi emri Mevlevileri döndürdüyse aynı emir dünyayı döndürüyor. Çünkü ikisi de aynı yerden emir almış gibi aynı şekilde hareket ediyor. Belli ki aynı emir onu da. Mevlana kimin aşkından dönüyorsa dünya da onun aşkından dolayı dönüyor. Ha, bak, meczup bir Mevlevi gibi iki hareketiyle hem kendi etrafında dönüyor hem de saatte 108 bin kilometre hızla gidiyor. Şimdi insan oturup bunu saatlerce düşünmesi lazım. Biz rakamları atlayıp geçiyoruz. 108 bin kilometre bitti. Ne demek ya? Dünyanın en uzun uçağı kadar gidiyor. Bak 100 kilometre değil. Değil mi? 200 de değil. 1000 de değil. 10 bin de değil. 108 bin kilometre hızla giden bir topun üzerinde ve yüzyıllarca döndüğünü ve gittiğini inkar edecek kadar döndüğünü ve gittiğini unutturan, inkar ettiren bir teknoloji, bir lüks, bir mükemmellik, bir intizam, bir sanat. Allah Allah. Adam diyor ki, ya diyor, abi diyor, adamlar bir araba yapmışlar diyor. Gittiğini anlayamazsın diyor ya. Evde oturur, kendini evde oturur zannedersin diyor. Öyle lüks, öyle mükemmel. Kaçta gidiyor? En fazla gitsin 150 ile 200 ile gitsin. Anlayamazsın dedi de zaten arabada değil mi? Elimizdeki suyu bile içemiyoruz. Paldır küldür böyle aman. Şimdi insan düşünüyor da Allah Allah. Bırak anlayamamayı. Yüzyıllar boyunca insanlık döndüğünü ve gittiğini inkar etmiş. Nasıl bir mana bu? İnkar ettirecek kadar hatta döndüğünü ve gittiğini iddia edenleri ipe çekmişler ya. Galile dünya dönüyor diye Engizisyon mahkemelerinde yargılanmış ya. Yani
Düşünün, enteresan bir şey. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş bu işte. İntizam o kadar şiddetli ki kendini inkar ettirecek kadar. Yani bir lamba uzaktan görünür değil mi? Voltajını yükseltseniz daha iyi görünür. Daha voltajını yükseltseniz 100 bin watt yapsanız göremezsiniz. Aşırı şiddetinden artık görünmez hale gelmiş. Allah Allah. Arz meczup bir mevlevi gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi haşr-ı azamın meydanı etrafında çiziyor. Allah Allah. Haşr meydanının dairesini çiziyormuş. Ve zihayatın 100 bin envağını bütün erzak ve levazımatlarıyla içine alıp feza denizinde kemali muvazene ve nizamla gezdiren Allah ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahhar bir sefine-i Rabbaniyedir. Ya dünyayı şöyle tarif eden başka bir tarif var mı ya? Bizim bir abiyle karşılaştık geçen de. Dedim abi nereden geliyorsun? Ya dedi bizim akrabalar dedi. İstanbul'da bir yat kiralamışlar. Senede bir böyle biniyoruz hep beraber bir boğaz turu yapıyoruz. Biz de çağırmışlar gittik beraber. Nasıl oluyor abi falan? Ya dedi her şeyi koyuyorlar arabanın yatın üstüne. Bütün herkes biniyor. Mangalları kuruyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar falan. Ondan sonra hep beraber yiyoruz, içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Aynı zamanda da boğazın en güzel yerlerini seyrederek geziyoruz falan deyince Allah Allah dedim ya. Aynı bakın, ifadeye bakın. Arz meczup bir mevlevi gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi haşr-ı azamın etrafında çiziyor ve zihayatın 100 bin envağını bütün erzak ve levazımatlarıyla içine alır. Allah Allah. Feza denizinde, boğaz manzarası değil, kainat manzarası. Feza denizinde kemali muvazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahhar bir sefine-i Rabbaniyedir. Rabbani bir gemidir. Şimdi bütün her şeyi hazırladın. Mangalları hazırladın, her şeyi hazırladın fakat bir tek tuzu unutmuşsun. Gitti. Kibriti unutmuşsun. Şimdi şu dünyada Allah, çünkü artık gemi kalktı. Unutulan hiçbir şey var mı ya? Hem de nasıl bir seyahat. Her an, değil mi, içinde bulunduğumuz gemiyi devamlı değiştirdiği gibi. Ya her an, bakın, İnsan imkansızlıktan dolayı içinde bulunduğu şartlarla yetiniyor. Yoksa geçen birisi anlatıyor. Ya diyor evin diyor banyo bilmem tuvalet falan bütün fayanslarını senede bir değiştiriyor muyum? Ben diyor. Çünkü artık diyor sıkıyor. Sıkar. Bilmem koltuk takımını belki senede iki kere değiştiriyor. Ruhta var bu. İmkanlar eline geçti mi tabii israftır ayrı mesele ama istiyor bunu. Devamlı bir şekilde devamlı değişsin. Aslında elinden gelse her gün değiştirecek de Cenab-ı Hak insanın o istidadını, o fıtratını, o arzusunu bildiği için küre-i arzı yeryüzünü her gün değiştiriyor. Dünyanın kanepesini, bilmem fayansını, ağacını, çiçeğini her gün değiştirmiyor mu? Çünkü insan her gün yeniden yeniye manzaralar görmek istiyor. İnsanın ruhu böyle donmuş bir ekranı seyretmeye razı değil. Devamlı televizyondaki film ne yapsın? Ekranla devamlı değişsin de insanı keyiflendirsin diye. Canı cennet istiyor fakat dünyada onu aradığı için değil mi? Bir türlü. Allah Allah. Sonra sayfelerine bakar. Görür ki bablarındaki her bir sayfası binler ayatıyla arzın Rabbini tanıttırıyor. Umumunu okumak için vakit bulamadığından yalnız bir tek sayfa olan zihayatın bahar faslında icat ve idaresine bakar, müşahede eder ki şimdi tam baharın ortasında bakıp müşahede edeceğiz.
yüz bin enva'ın hassiz ve gayet rahimane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor. Ve gayet müdebbirane idare olunuyor. Ve gayet müşfikane iyaşe ve it'am ediliyor. Ve gayet rahimane ve rezzakane. Hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farkları pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahara bir vagon gibi hazine-i gayiptan yüz bin nevi et'ime ve levazıma, taamlar, nimetler, rızıklar kemal-i intizam ile yüklenip zihayata gönderiliyor. Bomboştu sonbaharda. Sonra kışta, değil mi? Yeryüzü bembeyaz bir örtüyle kaplıydı. Baharda şimdi yükleniyor. Yazda ne yapacak? Dökülecek, değil mi ya? Ağaçlardan dökülecek, bitkilerden dökülecek, hayvanlardan dökülecek. Yani adeta küre-i arzın, yeryüzünün her tarafından rızık dökülüyor. Bir vagon. Bahar vagonu. Geldi, değil mi? İnsan hakikaten şu pazarlarda o, değil mi, şeyleri, tabloları seyredince böyle, tezgahları seyredince Allah Allah diyorsun ya. Nereden geldi bunlar ya? Bize göre, değil mi? Bir de şimdi böyle pazara bir tane kamera kur. Her hafta fotoğrafını çek pazarın. Her hafta değişiyor. Her hafta değişiyor çeşitler. Yaz geliyor şimdi bak, erikler, çilekler başladı o. Her hafta değişiyor. İnsanın zevkine, keyfine ve vücudunun ihtiyacına göre değişiyor. Yani. Allah aşkına. Pazarcılar Genel Müdürlüğü mü ayarlıyor bunu? Kim ayarlıyor? Değil mi? Onlar sadece Cenab-ı Hakk'ın tarlada yarattığını alıp bize ulaştırmakta aracılık yapıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Devamlı insanın zevkini bilen, keyfini bilen, vücudunun ihtiyacını bilen bir kudret ve şefkat sahibi küre-i arzdan ona göre nimetleri, rızıkları döküp, doldurup insanın önüne bol bol seriveriyor ya. Başka bir yerde diyor ki, insan diyor sadece bir narın tanelerini dizseydi. Bırak yapmayı. Çünkü nar tanelerinin hiçbiri birbirine benzemiyor. Hiçbiri. Fakat hepsini bir bütünün içinde bir araya getirmek var ya, yani müthiş bir şey ya. Şimdi Ulu Cami'nin içinde gezerken geçen şeyden, Kastamonu'dan gelen bir grup vardı. Minberi, dedim ki bu minber kündekari diye bir sanat var. Hiç çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan tam 6666 tane parça birbirine geçerek minberi yapmış. Herkes hayret ediyor. Allah Allah ya. Nasıl bir şey ya. Hakikaten de garip bir şey yani. Şimdi buna hayret eden insan öyle yani, tahtaları birleştirmiş. Hem de tahtaların çoğu birbirine hani benziyor. Fakat hiç birbirine benzemeyen taneleri birleştir, bir bütünün içinde nar yap. Hem de aralarına zar koy, perdeler koy. Ya bırak yapmayı, yaratmayı, onun içindeki çekirdeklerin içine koskoca nar ağacının programını yazmayı, dağılmış narı toplayıp da birleştirip tekrar nar yapamıyor insan ya. O kadar ihtimaller var ki, bir sürü şekiller düşünün. Geometrik şekillerin her türlüsü var. Altıgen, sekizgen, dokuzgen. Hangisinin hangi köşesi, hangi kenarı? Çok garip ha. Şunları karşımıza koyup saatlerce üzerine düşünmek lazım. Ya, ya Rabbi, sen ne kadar muazzam bir sanatkarsın deyip secdeye gitmek. Ya. Yoksa pazara gidiyoruz. Oradan bir kilo nar ver abi. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Değil mi? Ayda de. Yani ya hiçbiri birbirinin aynısı değilmiş abi. Çok garip. Kar taneleri gibi.
Yine bak, insanın tadını artırmak için demek ki taşlara vurduruyor. Her bahara bir vagon gibi hazine-i gaybtan yüz bin nevi es'ime ve levazımat kemal-i intizam ile yüklenip zihayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki bilbedahe bir Rahman-ı Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Allah Allah. Şimdi askere gidiyor insan. Askerde şöyle bavulu açtı mı? İçinde annesi hazırlamış ya bavulu. Ve öğrenci bavulunu alıyor. Gidiyor okuluna. Bilmem çıkıyor Ankara'dan geliyor Bursa'ya. Şöyle bavulu açıyor bakıyor ki annesi neler neler koymuş. Ya diyor annem diyor benim çikolata sevdiğimi bildiği için onu da koymuş. Şunu sevdiğimi bildiği için onu da koymuş. Falan elbisemi de koymuş. Şunu da koymuş. Açtıkça ne diyor? Ya diyor annem beni çok sever diyor. Nereden anladı? Onun için depoladığı değil mi? Rızıklardan, nimetlerden, güzelliklerden anladı. Aynı mantık. Yani insan şu küre-i arzda ya Rabbim benim için değil mi? Dilimin zevkinde düşünmüş, gözümün zevkinde düşünmüş. Hele çantayı açtıkça bakın insanoğlu yeryüzünü deştikçe insanın bir ihtiyacı olan bir maden çıkıyor. Biraz daha deşiyorsun altından başka bir şey. Biraz daha deşiyorsun devamlı yerin altını da depolamış. Yerin üstünü depolamış. Yeryüzünü nimetlerle sermiş. Bütün bu çantayı karıştırdıkça Allah'ın bize olan şefkat ve merhameti ve muhabbeti anlaşılmaz mı ya? Ya Rabbim beni çok sever. Ya ben? Değil, ben ne yapmam lazım buna karşı? O beni sevdiğini bütün nimetleriyle, rızıklarıyla, ikramlarıyla, benim için yaptığı bütün bu icraatlarıyla ispat edip ortaya koymuşken, ben sadece onu sevdiğimi dilimle yapma, değil mi? Yalan yanlış bir şekilde ifade etsem yeter mi? Öyle diyor. Madem seni seviyor, seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, bilmek yetmez, hürmetle bildiğini bildir. Ve katiyen anla ki, senin gibi zayıfı mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani küçük bir mahluka koca küreyi arzı teshir etmek, bütün mahlukatı senin etrafında pervane gibi döndürmek, arılar binlerce çiçek dolaşsın, aman bu balın tadına da baksın diye. İnek ağzını değil mi? Akşama kadar burnu yerde sürünsün, dağ dere tepe dolaşsın, aman sütün de tadına baksın diye. Bütün mahlukat pervane olsun, aman gece karanlıkta kalmasın diye ay her gün gece lambalığı yapsın, o kadar mesafeden, haddini aşmadan sonra bütün mahlukat senin etrafında gezsin, sen de bütün mahlukatı senin etrafında koşturan, senin etrafında pervane gibi döndüren şefkat ve merhamet sahibini hatırlama, onu anma, onun hatırını sayma, ona itaat etme. O yüzden mesela insan diyor, çok nankördür diyor değil mi hocam ayette? Çok nankördür diyor. Elhasıl bu sayfeyi hayatiye-i bahariye, Haşr-ı Azam'ın yüz bin numunelerini ve misallerini göstermekle. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta. Ve hu ala kulli şeyin kadir ayetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi. Maddeten tefsir etmek. Allah Allah. Kelam olarak tefsirler var. Kur'an'ın 350 bin tefsiri varmış. Bu zamana kadar yazılmış. Bunlar Kur'an'ın ayetlerini yine kelamla, kelimelerle, cümlelerle tefsir ediyor, açıklıyor, izah ediyor. Kainat ise Kur'an'ı maddeten tefsir ediyor. Yani Kur'an'da kulağımıza gelen ayetleri kainat gözümüzün önüne serip hem kulağımızdan hem gözümüzden hem bütün duygularımızdan o ayetlerin manalarına muhatap olarak imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine ulaşmak için. Daha hiçbir bahanemiz kalmasın diye. Yani Cenab-ı Hak sadece diyelim mesela Kur'an'ında kerim olduğunu ilan etseydi zaten kerim bilirdik ama insan kulağıyla duyduklarına gözüyle delil arıyor.
Yani birisi dese ki arkadaşlar ben çok cömertim dese hemen eline bakarız değil mi? Hayırdır? Buna delil ne? Ha, aynı onun gibi. Cenab-ı Hak da insanın bu yapısını ve yaratılışını bildiği için o yaratmış çünkü yapan bilir. Ha, o halde insanın kulağına gelen ayetlerin tamamına, gözüne, eline, ayağına ve bütün hissiyatına hitap eden kainat kitabını açmış, sermiş ki cismani ve maddi ayetlerle de Kur'an'ı tefsir etmiş ki insanın hiçbir bahanesi inanamadım, anlayamadım, idrak edemedim, çözemedim diye hiçbir bahanesi kalmasın diye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve küre-i arzın bütün sayfeleriyle büyüklüğü nispetinde ve kuvvetinde La ilahe illa hu dediğini anladı. Bütün kainat La ilahe illa hu diye zikrediyormuş. El Fatiha.